Mohaç Meydan Savaşı. İnsanlık var olduğundan beri bir sürü savaş tarihsel kayıtlarda bulunmaktadır. Ama bu savaşlardan bazıları büyük öneme ve etkiye sahiptir. Sadece 2 saat süren Mohaç Savaşı bunlardan bir tanesidir. 29 Ağustos 1526 yılında Osmanlı ve Macaristan arasında yapılan bu meydan muharebesinde Osmanlı'nın başında Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan'ın ise 2. Lajos vardır. Ayrıca Balkanlarda bulunan ve zorlu bir arazi olan Mohaç Ovası'nda gerçekleşen savaş, Kanuni Sultan Süleyman'ın padişah olduktan sonra Macaristan'a yaptığı 2. seferdi. Osmanlı sefere yaklaşık olarak 60 bin kişilik güçlü bir ordu ve 300 tane topla çıkar. Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşene kadar yolda Peter Varadin, Ujlak ve Essek kaleleri fethedilir. Essek kalesi alındığında orduya hedeflerinin Macaristan'ın başkenti olan Budin olduğu talimatı gelir. Hedefini belirleyen Osmanlı ordusu öncelikle Draca nehrini aşar. Öyle ki bu nehri geçmek için inşa edilen köprüler nehir geçildikten sonra yıkılır. Aslında bu durumda Osmanlı'nın geri dönmeyi düşünmediğini ve bu savaştan sadece zaferle ayrılmak istediğini gözler önüne sermektedir. En nihayetinde Osmanlı ve Macaristan orduları Mohaç Ovası'nda karşılaşır. Macaristan ordusunun saldırıya geçmesiyle de savaş başlar. Savaş esnasında merkezde bulunan Osmanlı askerleri kanatlara çekildikçe Macaristan askerleri top ateşleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bunun yanında Yeniçerilerden gelen ateşlerle Macar ordusu iyice yıkılır. Bu sırada Macarların bir kısmı da kaçacak başka bir yer bulamayıp bataklığa batar. Hatta bunların içerisinde Macaristan Kralı 2. Lajos da bulunmaktadır. Yani sadece 2 saat içerisinde Mohaç Meydan Muharebesi Osmanlı'nın mutlak galibiyetiyle sona ermiştir. Budin olmak üzere alınan bu topraklar birkaç eyalete bölünür ve 150 yıl Osmanlı yönetiminde kalır. Mohaç Savaşı'nın sonuçları da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Öncelikle bu savaşın sonunda Macar Krallığı artık bağımsız bir krallık statüsünde değildir. Bunun yanında Budin'in alınmasıyla Osmanlı'nın Orta Avrupa ve Balkanlardaki yerini iyice sağlamlaştırdığını söylemek yerindedir. Çünkü Budin, konumu gereği Orta Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprüdür. Mohaç Meydan Muharebesi uluslararası ilişkiler bağlamında da Avrupa'daki dengeleri değiştirdiği için etkili bir savaştır. Ayrıca bu savaşın kısa süren büyük bir başarı örneği olduğunu söylemek mümkündür. Bu tip başarılar, insanların çabaladıkları zaman hayatlarının her alanında başarılı olabileceklerine örnek teşkil eder. Bunun yanında Mohaç Muharebesi'nde kazanılan zafer ve daha nice zaferler bu milletin ne kadar başarılı olduğunun ve olacağının birer kanıtıdır.